Bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor. Yerlisiyle millisiyle vatan millet ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle. Varmak için menzile kalktı şaha Türkiye. Biz özünden tanırız Eroğlu Erdoğan'ı. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Adı altın harflerle yazılmış yüreklere, yarınlara yürüyor göğsünü gere gere. Duruşu dağlar gibi sanki doğuştan lider, ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi sanki sabrın kalesi, ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Her adımda halkla yürek teması, ulu bir çınar gibi memleket sevdalısı. Duruşu dağlar gibi
sanki doğuştan lider. Ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi, sanki sabrın kalesi. Ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği, bükülmüyor bileği. Bir merhamet çiçeği, aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği, bükülmüyor bileği. Bir merhamet çiçeği, aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Aslan gibi yüreği, bükülmüyor bileği. Bir merhamet çiçeği, aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği, bükülmüyor bileği. Bir merhamet çiçeği, aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Aslan gibi yüreği, bükülmüyor bileği. Aşkın adı Erdoğan, Başkan Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Kutlu bir toprak, şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç, hep yola devam, hizmet aşkı hiç bitmiyor. Yerlisiyle millisiyle vatan millet ele, yedi düvel gelse de büyük cumhur seninle.
varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye. Biz özünden tanırız Erol Erdoğan'ı. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan Recep Tayyip Erdoğan. Yiğit bir anadan doğan Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan Recep Tayyip Erdoğan. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Harflerle yazılmış yüreklere, yarınlara yürüyor göğsünü gere gere. Duruşu dağlar gibi sanki doğuştan lider, ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi sanki sabrın kalesi, ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Her adımda halkla yürek teması, ulu bir çınar gibi memleket sevdalısı. Duruşu dağlar gibi sanki doğuştan lider, ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi sanki sabrın kalesi, ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği,
İslam kardeş kanını durdurmak davasıdır. O dava ki gözü yaşlı anaların muradıdır. Erdoğan, Erdoğan adalet şiarıdır. Sinesi imam dolu, keferi sırtındadır. Erdoğan, Erdoğan ecdadın yolundadır. Milletinin gül sesi, evladı Fatihan'dır. Erdoğan, Erdoğan adalet şiarıdır. Sinesi imam dolu, keferi sırtındadır. Erdoğan, Erdoğan ecdadın yolundadır. Milletinin gül sesi, evladı Fatihan'dır. Ve hey yedi düvele meydan okuyan şanlı ecdadın yiğit evladı, sen yürü ki ardından ümmet yürüsün. Sen hakkı aykırdıkça zalimler titresin. Sen zulme baş kaldırdıkça vesayetler bir bir yıkılsın. Mazlumlara aydınlık yollar açılsın. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç, hep yola devam. Hizmet aşkı hiç bitmiyor. Yerlisiyle, millisiyle, vatan millet ele. Yedi düvel gelse de, büyük cumhur seninle. Varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye. Biz özünden tanırız Eroğlu Erdoğan'ı. Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan, Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan, Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan, Eroğlu Erdoğan, zalimlere korku salan. Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan, Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan, Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan, Eroğlu salam, Recep Tayyip Erdoğan, yiğit bir anadan doğan, Eroğlu Erdoğan, milletine aşık olan, Recep Tayyip Erdoğan. Bir olacağız, İri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
harflerle yazılmış yüreklere, yarınlar ayırıyor göğsünü gere gere. Duruşu dağlar gibi sanki doğuştan lider, ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi sanki sabrın kalesi, ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Attığı her adımda halkla yürek teması, ulu bir çınar gibi memleket sevdalısı. Duruşu dağlar gibi sanki doğuştan lider, ödenmiş bir bedeldir yüzündeki çizgiler. Ezilmişlerin sesi sanki sabrın kalesi, ülkemize yadigar bir sevda hikayesi. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, bir merhamet çiçeği aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Aslan gibi yüreği bükülmüyor bileği, aşkın adı Erdoğan. Başkan Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kırdıkça zalimler titresin, sen zulme,
baş kaldırdıkça vesayetler bir bir yıkılsın, mazlumlara aydınlık yollar açılsın. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşadım. Evet, merhabalar sevgili Ajans Tekirdağ TV izleyicileri ve takipçilerimiz. Yine farklı bir zaman diliminde farklı bir konukla karşınızdayız. Bizi takip edenler Ajans Tekirdağ grubundan ve kendi bizim profilimizden paylaşıp sorular sorabilecekler yine canlı yayın esnasında. Konuğumuz malum Tekirdağlı kendisi. Birçoğunuzun eminim yakından tanıdığı bir sima. Aynı zamanda renkli bir kişilik. AK Parti Tekirdağ milletvekili adayı Sayın Mestan Özcan. Mestan Özcan ilimizde birçok faaliyetleri bulunan Özcanlar Köfte'nin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda. Ağını da genişletiyor. Son günlerde alıyoruz bilgilerini. Başarılı bir iş adamı. Bunun yanında da siyasette benim bildiğim her dönem bulundu. Çalışmalarını izledik. Bazen renkli anlarına şahit olduk, hatta ulusala da haber yaptık hatırlıyorsanız. Evet, Allah razı olsun. Sayın Mestan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Biz de bu seçim heyecanla kendi çapımızda ortak olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz sahadaki havayı gelen konuklarımızdan en net alabiliyoruz. Bununla alakalı da çalışmalar nasıl gidiyor? Hoş geldiniz, önce kısaca kendinizi tanıtabilirsiniz. Hoş bulduk. Ben öncelikle sizlere teşekkür ederim. Ajans Tekirdağ, Ruhan Bey'e ve bütün ekibe bizi burada misafir ettikleri için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayımızı da tebrik ediyoruz. Bitmek üzere gerçi. Akşam Kadir Gecemizi idrak ettik. Vatandaşlarımızla birlikteydik. Evet, ben isterseniz önceki sayıdakinden bahsedeyim. 1972 Tekirdağ doğumluyum. Merkez doğumlu musunuz? Süleymanpaşa merkez doğumluyum ama babam benim Muratlı'nın Yurtbekler köyünden, baba tarafı. Anne tarafı da Süleymanpaşa Tekirdağ'ın İnecik köyü tarafından. Ama benim ve ailemin kardeşlerimin hepsinin doğum yeri Süleymanpaşa. Süleymanpaşa. Evet. Ailemin en ufağı benim. Yaklaşık 65 yıldır Tekirdağ'da Tekirdağ köftesi üretiyoruz. Restoranlarımızı satıyoruz. Tarımla uğraşıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tarım ve hayvancılık yapan kurumsal bir aile şirketi diyelim bizim için. Yaklaşık 4-7 civarında çalışanımız var. Maşallah. Onun dışında vergi rekortmenler listesinde Tekirdağ'da her dönem yerimizi alıyoruz. Değer katmak için değerli sarf ediyoruz. Hem iktidama değer katıyoruz hem de bu yörenin 100 yıllık örfünü. Siz bu topun Tekirdağ'a değer katanlar diye bir organizasyon olmuştu, ödül almıştınız sanırım orada. Evet. Değer katanlar olmalı. Çok çeşitli ödüller aldık açıkçası. En iyi restoranlar seçildik. En çok istihdam yapan şirket seçildik. Değer katan şirket seçildik. Yaklaşık 40 üniversite mezunu yöneticisi arkadaşımızla beraber. Evet. Kurumsal bir aile şirketimiz var ve dediğimiz gibi Tekirdağ'ın şehrin ismini, markasını yaşatmak adına Türkiye'nin her yerinde bilinir hale getirmeye, bir marka hale getirmeye çalışıyoruz. Burada da sınırlamayacağız, burada sınırlamayacağız. İnşallah uluslararası becerebilirsek uluslararası bir marka olmak, birkaç markanın sahibi olmakla ilgili de böyle bir yüzüne sahip. Peki şimdi aklımı anlatınca şöyle bir şey geldi. Yani şirketin aslında bir anda beyin elemanısınız, yöneticisisiniz. Siyasete girdiniz, yarın seçildiniz, gittiniz. Bu anlamda şirkette bir aksaklık falan da olmayacak mı? Ben siyasete yeni girmedim. İnanın herhalde 2009'dan beri. Doğrudur ama bu sefer yetkili bir ağızdan gittiniz, yani Ankara'da bulmanız gerek çoğunlukla. Yok, fark etmiyor. Şirketin kurumsal bir yöneticisi var. Yani yaklaşık 46 civarında üniversite mezunu yönetici arkadaşımız var. Bizim genel müdürümüz. Türkiye'nin önemli kurumsal kurumlarından bir tanesinden transfer ettiğimiz, yaklaşık 8 yıldır beraber çalıştığımız, her şeyimizi paylaştığımız çok değerli bir genel bir arkadaşımız var. Onu bir yöneticisinden. Yine finanslı muhasebe müdürümüz, daha evvel bankacılık kültürü olan, yine kurumsal kurumlarda çok zaman çalışmış finanslı muhasebe müdürümüz var. Yani biz şu anda
operasyonel olarak çok işin başında değiliz. Çünkü operasyonun başındaki arkadaşlar çok yetkin. Kurumsallaşmayı tamamladık. Tabii. Aksamda. Zaten kurumsallaşmayı tamamlayamamış olsaydık 2009 yılından beri siyasete zaman ayıramazdık. Bu fırsatı bize bu yapı veriyor. Açıkçası bunu söylemek lazım önce. Orada iyi bir geçmiş var. İyi bir kültür oluştu. Kurumsal yapıyla beraber bu kültür bize iyi bir gelecek vaat ediyor. Ama biz sadece şirket ile yapabileceklerimizi sınırlandırmak istemiyoruz. Bizim yapacaklarımız biraz da bu şehre değer katmak ile alakalı olmalı. Ve bu şehrin insanlarına değer katmakla alakalı olmalı. Ki sohbetimizin dakikalarında ne demek istediğimle ilgili birkaç cümle tartışmak isterim. Elbette, elbette. Şimdi sözlerimizin başında biraz da sohbet havasında geçsin istiyorum. Çok değerli izleyenlerimiz bilir, bu bir tartışma programı değil. Öyle olduğunda ben radyo programı yaptığımda da karşımızdaki muhataplara çanak sorular da sorabiliyorduk. Ancak bu pencere programlarda zaten seçim masası. Gelen adaylarımız daha çok söz hakkı veriyor ki tanıtsınlar, kendilerini ifade etsinler. Hemen şöyle bir şey geldi aklıma. Yani 2009'dan beri dediniz ki bu arenada çalışıyorum, ediyorum. İl yönetiminde çeşitli departmanlarda bulundunuz, biliyoruz biz de. Orayı bir detaylandırmak istiyorum. Tabii önemli. Ki vereceğim ama nedir yani siyasette gördüğüm kadarıyla ekonomik özgürlüğünüzü kazanmış durumdasınız. Evet. Siyasetten beklentiniz tam olarak nedir? Buna ben şöyle cevap vereyim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciyken oradaki birkaç profesör hocamız vardı. Profesör Doktor Şehzuvar Zedikay diye bir hocamız vardı. Böyle birebir öğrencilerle falan diyalog kurardı. Gelecekle ilgili planların yapılması noktasında elimizi çok erken tutmamız gerektiğiyle ilgili böyle bize telkinlerde bulunurdu hocamız. Böyle kıymetli bir adamdı. Ben 1991 yılına geldiğimde kendime şöyle bir A4 kağıdı ve bir de kalem aldım. Bir masaya oturdum. Dedim ki 94. 91. 1. Evet. Bu 91 yılında dedim ki ben işte 80 yılında Allah ömür versin hepimize, sağlık, rahat ve uzun ömürler nasip etsin, hayırlı ömürler nasip etsin. Kaç yılında ölsem, 80 yaşında ölsem diye o gün öyle bir şey yaptım, bir çizelge hazırlamıştım kendime. 2000 işte o zaman atıyorum 43 yılında vefat edeceğiz. Koymuşuz rakamı 2043'e kadar. Böyle geriye dönüp şimdi buradayım 1991 diye işaretledim. İkisinin arasındaki o süreyi, ömrü, rentable, verimli, nasıl geçirebileceğimle ilgili en sondan, hayatımın en sonundan başlayarak bu tarafa doğru onları böyle dizayn edeyim istedim. İlginç. Evet, bu enteresan belki gelebilir birkaç insana ama bunu yapmak gerçekten insanları rahatlatıyor. Başarı psikolojik gibi. Olarak da rahatlatıyor, başarı içinde rahatlatıyor ve biraz da böyle her şeye temkinli yaklaştırıyor. Genç girişimcilere de aslında buradan tiyolar vermiş onlara bir anlamda. Tabii, niye olmasın? Tabii. Yani ben buradan çok feyiz aldım kendime. Evet. O gün orada soruyorsun. Burada tabii hepsini detaylandırmanın lüzumu yok ama ben o gün sormuştum işte nasıl bir evde oturmalıyım. İşte evimin tarifini yapmıştım o dönem. 80 yaşında bir adam evi tarif ediyor. Ev şöyle olmalı, böyle olmalı. O zaman dönüyorum. Bu ev şu kadar para bugün. Bu parayı kazanabilecek şöyle önemli bir iş yapmam lazım. İşte devlet memuru olsam ayda şu kadar maaş alsam. Bu eve ulaşmam için gerekli çalışmaya baktım. Çok devlet memuru olmamaya karar verdim mesela o gün. Allah Allah. Orada evin içerisinde torunlarım olsun istiyorum mesela. Hı hı. Torunlarımın olması için benim evleniyor olmam lazım. Torunlar o yaşta şöyle olsun, şu yaşta olurlarsa ben böyle keyif alırım dediğimde hangi bir tarihte evlenmem gerekiyoru bulmuştum. Mesela 2000 yılına kadar mutlaka evlenmeliyimi işaretlemiştim. 2000 yılından evvel sonra evlenmeyeceğim. 2000'den evvel artık evleneyim ben. Allah ya da, Allah. Ya da mihenk böyle 2000. Çok ilginç. Şimdi şu soruyu da sorduk mesela. Şimdi sizin sorduğunuz soruya geliyor. Evet. Orada sordum. Yani nasıl bir meskan özcan? Yaşadığı kentte çarşıya çıktığında dolaşırken yuh ya sana falan mı desinler? Yoksa önünü ilikleyip hürmetle, sevgiyle, muhabbetle o caddeden geçerken oradaki esnaf insanlar yanımıza gelsin, bizimle tokalaşsın, bizimle hasbihal etsin, sohbet mi etsinler? Bizi iyi mi, iyi mi ansınlar? Hayattayken de iyi ansınlar, öldükten sonra da iyi ansınlar. Nasıl iyi anacaklar beni? Şimdi bu tarafa geldiğimde onu şöyle detaylandırmıştım. Sadece bir firmanın sahibi olarak işletmede çalışarak, para kazanarak veya devlete vergi vererek bu işin olmayacağını gördüm. Bu işi yapabilmemiz için, burada bak üzerine çok üzerine basa basa vurguluyorum. Mutlaka her bireyin yaşadığı toplumun içerisindeki sivil toplum örgütleriyle hemhal olması lazım.
İşbirliği içinde olması lazım. İşbirliği içinde olması lazım. Ya burada görev alacak, yönetici olacak. Onlarla işbirliği içinde olması lazım. Siz hangilerinde görevlisiniz? Şimdi ben işte o dönemde ne yapabiliriz diye sorgulayınca işte hep iş insanı olacağım için, müteşebbis, kendimi müteşebbis gördüğüm için, girişimci olarak gördüğüm için önce ticaret ve sanayi odasından başlamam gerekir diye düşündüm. Tabii ticaret sanayi odasına başladım. Orada gerçekten çok iyi dostluklar gördüm. Hala da devam ediyorum. Kopmuyoruz. İnanılmaz bir tecrübe yeri. Evet. İnanılmaz bir tecrübe yeri. Evet. Çok vizyoner insanlar var. Onlarla sohbet etmek, zaman geçirmek, tecrübelerini dinlemek inanılmaz bir fırsat veriyor. Çünkü gerçekten oradaki insanların refleksleri çok daha farklı. O refleksleri orada görmek, o reflekslere kendi adımıza da tecrübe, o tecrübelerden yararlanıp kendi adımıza da bu reflekslerle donatmak kendimizi. Ticari açıdan zarar gelebilecek her türlü kötülüğün fenalığını uzaklaştırması noktasında da bize çok büyük katkı sağlıyor. Bunu söyleyebiliriz ama ticaret odası bana yeterli gelmedi mesela. Ticaret odasında mutlaka çalışıyorsun, mücadele ediyorsun ama üyelerle sınırlısın. Evet. Yani ticaret ve sanayi odasının bugün Tekirdağ'da işte 6.500-7.000, hadi 8.000 üyesi olsun. O 8.000 üyenin her türlü sorunluğuyla ilgilenmek, onları ticaret odasına davet etmek, fırsatları onlara izah etmek, onları girişimciliğe özendirmek. İşte çok farklı ticaret odası etkinlikleri yapıldı. Abigem'i kurdular mesela. Kokyev'in Tekirdağ'da kurulmasının en büyük müsebbiplerinden biri bugün ticaret ve sanayi odasıdır. Bugün Cengiz Başkanım'ı buradan övgüyle yad etmek istiyorum. Hep mücadelesi vardır. O mücadeleyi çok iyi gerçekleştiriyor ve ekibini iyi hazırlıyor, kuruyor. Tabii bana yeterli gelmedi derken insanların tamamına ulaşmakla ilgili bir eksiklik vardı. İnsanların tamamına da ben nasıl ulaşabilirim sorguladığımda evet siyasi bir partide de görev almalıyım. Çünkü siyasi partide bir sivil toplum örgütü. Hatta AK Parti'de siyaset yapıyoruz. AK Parti Türkiye'nin en büyük STK'larından bir tanesi. Hatta bizim arkadaşlarımız iddia ediyor. Çin Komünist Partisi'nden sonra dünyadaki en büyük siyasi STK'lardan bir tanesi. Yani 21 milyon üzerinde üyesinin olduğu muhteşem bir yapı. Ve bu yapı çok kurumsal bir yapı. O kurumsal bir yapı olması bizi de çok etkiliyor, heyecanlandırıyor. Dolayısıyla o soruyu orada sorunca, hani sizin sorunuz endeksli, ben kendime bu toplumdaki her bir birey için nasıl yardımcı olabilirim? Onlara nasıl ufuk açabilirim? Tecrübelerimi nasıl aktarabilirim? Bunu gördüm. Siyasette bunu yapmak daha kolay, daha kolay, daha güçlü. Gerçekten kurum kültürü çok farklı bir şey, siyasi yapı AK Parti. Dolayısıyla AK Parti'yi bu konuda ideallerime kavuşma noktasında tercih ettim. Elbette ki ideolojik yapısı gereği de bana daha yakın olduğunu düşünüyorum. Bana daha yakın insanların orada çalıştığına şahit oluyorum ve onlarla bir arada olmaktan, onlarla beraber bu yolda yürümekten çok onur duyuyorum ve mutluluk duyuyorum. Gerçekten keyif duyuyorum. Şey kısmını anlatabiliriz tabii. Siyasete nereden başladık ve hangi mertebelerde görev aldık? Kısaca onlardan da bahsedeyim, sonra sorulara geçeceğiz. 2009'da üye olmuştuk. Dediğim gibi... Kim değil başkan o zaman? O zaman muhtemelen şeydi, Soner Çizem'di. Soner Çizem. Evet. Daha sonra... Buradan selam yolluyoruz buna. Evet. Gerek il başkanı olarak gerekse il teşkilatlarında alın teri ve akıl teri sarf etmiş AK Parti tüm geçmiş dönem çalışanlarına, emekçilerine ben buradan selam ederim. Evet. Allah onlardan razı olsun. Taş üstüne taş koymuşlar ki bugün biz itibarlı bir partide, Tekirdağ'da AK Parti siyaset yapabiliyoruz. Dediğim gibi Allah onlardan razı olsun. Evet. Bizim en büyük özelliğimiz de şu, onlardan Allah razı olsun derken onlar bizden uzaklaşmış da çok geride kalmış değiller. Evet. Soner'le daha dün yine bir aradaydık. Ticaret odasındaki toplantımız vardı. Eski Sağlık Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Mehmet Mezunoğlu'nun büyük istihdam programı vardı. AK Parti milletvekillerimiz, Sayın Mustafa Çantop hocamız, Mustafa Yelbek milletvekilimiz ve benim de katıldığım bir program vardı. Orada onlarla yine beraberdik. Bizde bayrak yarışı bu yarış ama bizim bayrak yarışımız biraz farklı. Biz bayrağı bizden sonraki gelenlere teslim ediyoruz. Ama ondan sonra arkamız dönüp gitmiyor. Teslim ettikten sonra onların yanında koşmaya devam ediyor. Aslında mesele de bu zaten. Bizim anlayışımız böyle. 2009'da üyelik yaptıktan sonra 2010 yılında bilirsiniz o gün referandum yine bir Ramazan'a denk gelmişti. O dönem saha çalışmalarında yönetim kurulu üyesi olmadan dışarıdan nasıl destek verebiliriz? Çünkü o zaman işlerimizle ilgili de böyle çok gelişmeler vardı o dönemlerde. Cumhurbaşkanının halkı seçip seçmemesi ile ilgili birkaç değişiklikle ilgili anayasada bir referandum vardı. O referandumda ilk defa saha çalışmalarında aktif olarak görev almaya başlamış olduk. Ve 2011 yılı geldiğinde yani bir sene sonra ben AK Parti Tekirdağ milletvekili aday adayı oldum.
2011'de 43 tane milletvekili aday adayı vardı. Bu 43 aday adayı içerisinde tüm teşkilatlar, temal yoklamaları yapıldı. Orada ilk 4'e girdik. Yoklamalardan sonra Ankara'ya davet edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Onun huzuruna çıktık ve o dönemin hemen akabinde 4. sıra milletvekili adayı olarak sahalarda 2011'de çalışma gerçekleştirmiştik. Ve o gün AK Parti'nin bir önceki dönem 2007'deydi galiba. Evet. Seçim oy oranımız tekrardı %26'lar civarındaydı. Ancak 2011 yılı bana göre AK Parti'nin sıçradığı, güzel işler yaptığı, iyi yönetildiği ve adayların gerçekten çok sahada çalışma yaptığı bir dönemdi. Ve 36'ya yukarıya çıkmıştı. %10'lu bir puan artış olmuştu. Bu tabii AK Parti'nin Tekirdağ'da bilhassa gelecek beklentiler açısından da böyle tatmin edici bir sonuçtu. Ama Türkiye ortalamasına baktığımızda geriydik. Hı hı. Fakat Trakya bölgesinde AK Parti'yi biraz bir tık geride görüyorduk. Fakat %10'luk birimle o seviyeyi de artık aşmaya başladığımızda görmüş olduk. Bugün yine geldiğimiz noktaya baktığımızda 2011'den 2018'e geldiğimizde yine en son referandumda %39 civarında bir oy almıştık. Yine evet. Oyumuzu arttırmıştık. Akçay dönemi sanırım değil mi? Yok, Akçay dönemi değil. Akçay dönemi %37.5'tü sanırım. Tabii. Daha sonraki seçimde %39. Bir sonraki referandum, il başkanlığı değişti 15 Temmuz darbesinden sonra. Öyle olmuştu. Ben de 2011'de milletvekili adayı olarak başladığımız AK Parti serüvenimize hiç kopmadan, tam 7 yıldır ışara vermeden okullarda okul sorumluluğu görevine aldık. İlçe koordinatörlüğü görevine aldık ki Malkara ilçesindeki çalışmamız çok böyle kayda değer çalışmalar yaptık orada. Sizin de dediğiniz gibi köylerin bazılarında AK Parti'nin iktidara, genelde iktidara gelmesi durumunda diğerlerine göre neyi daha iyi yapabileceğini enteresan bir sunumla uygulamalı olarak masaya yumruğumuzu vurmuştuk. Evet. 2014 yılıydı bu yumruğu masaya vurduğumuz tarih. O günden beri o yumruk hala aynı heyecanla. Aynı heyecanla devam ediyor. Bazılarının akıllarında kalmış hiç çıkmıyor. Yani ulusala düştü. Ulusala çıkmıştık gerçekten. Evet, ama tabii bunu şunun için yapmıştık. O gün etkili sunum teknikleri dersi almıştık. Evet, evet. Hocamızın işte işi farklı kılabilmekle ilgili bize verdiği tiyolardan yararlanarak o anda spontane gelişen bir çok şeydi hoştu, o. Hoştu, evet. Bizim için çok hoştu. Bilhassa AK Parti teşkilatlarında bizimle beraber çalışan arkadaşları motive etmesi bakımından da çok faydalı olmuştu. Daha cevval bir ekip haline gelmiştik o hareketten sonra. Öncelikle kutluyorum sizi. Hakikaten o heyecanınızı hala görebiliyorum. Evet. Ve o elektriği alabiliyorum. Tebrik ediyorum. Yani siyaset gerçekten şöyle böyle biz de 20 yıllık ulusal gazetecilik yapıyoruz. Siyaset hakikaten uzun soluklu bir iş. Yani küsen, darılan, demoralize olan Cumhurbaşkanımızın dediği gibi metal yorgunluğu yaşayan yarı yolda kalıyor. Ama işte sizin bu heyecanı taşıyan simalar bir gün mutlaka muvaffak oluyor. Durum evet, böyle. Evet, evet. Siyaset böyle bir şey. Siyaset uzun soluklu bir şey. Uzun bakın soluklu. Bu söylediğimize ilaveten şunu koymamız lazım ortaya. Cumhurbaşkanımız geçen akşam bir canlı yayın programındaydı. Sunucu şu soruyu sordu. Yorulmadınız mı dedi. Evet, hatırlıyorum. O da sanırım Aşık Veysel'den, yok Neşet Ertaş'tan bir cümle söyledi. Aşk bile yapan yorulmaz dedi. Evet. Ben bu millete aşığım dedi. Evet. Ben bu milletle hemhal olmuşum dedi. Odağıma milletimi almışım dedi. Siyasi partinin ritüelinde milletin odağında millet var dedi. Bu işi aşkla ve sevgiyle yaparsanız yorulmazsınız. Küsmezsiniz. Şimdi ben buradan AK Parti siyaset yapmak isteyen arkadaşlara, siyaset yaparken bir makam mevki sahibi olmuş ama bunu kaybetmiş olan arkadaşlara benden bir örnek vermek istiyorum. Evet. Bakın ben 2009'da sadece üye oldum, yönetime giremedim. 2011'de milletvekili, bu arada 2011'den evvel şey değişti, il başkanı değişti. İl başkanı olmak istedim, olamadım. İl başkanının yanına gittim, beni yönetimine alır mısın dedim. Almadı, yönetim kurulu üyesi olamadım. Bu işler buradan olmaz, Ankara'dan olur dediler. Ankara'ya gittim, bakanlarla görüştüm. Dediler ki hiç korkma biz seni yönetim alırız dediler. Evet. 4 isim verdi bakan, 3'ü yönetim kurulu üyesi oldu. Ben olamadım. Yine yönetim kurulu üyesi olamadım. 2011'de madem beni hiç kimse yönetim kurulu üyesi yapmıyor, bastırırım parayı, olurum milletvekili adayı. Ben kendim yol alırım dedim. Milletvekili adayı oldum ama milletvekili olamadım. Milletvekilliği bittikten hemen sonra 2000,
12'de 13'te herhangi bir şey yapamadık. 2014 geldiğinde Malkara'ya koordinatör atacağız seni dediler. Kabul ettim. Malkara'ya koordinatör atadılar. Evet. Fakat belediye seçimleri iyi geçmedi ve il başkanını değiştirdiler. Yeni il başkanı atadılar. O esnada il başkanı olmak için aday adayı oldum. Ankara'ya mülakatlara kadar ilk 5'in içine girdim ama il başkanı olamadım. İl başkanı olan arkadaşın yanına gittim. Beni yönetim kurulu, yürütme kurulu üyesi yapar mısın dedim. Ekibinin hazır olduğunu söyleyerek yine beni yönetim almadı. Yani o dönemde de il yönetim kurulu üyesi olamadım. Yani buradan küsmedim, darılmadım, yılmadım, demoralize olmadım. Tabii ben şapkayı çıkarıp önüme koymam gerekir diye düşünüyorum. Sebebi şu, genel merkez bir öyle ya da böyle bir koltuğa birini seçmek için bir gayret sarf ediyor. Oraya her türlü incelemeyi yaptıktan sonra birini seçiyor. Birisi layık buraya, oraya seçiliyor. Seçilen arkadaşın da elbette kendi ekibini, kendi takımını oluşturması lazım. Çünkü başarıyı elde etmek istiyorsan ekibin sağlam olması lazım. Evet. Çünkü bireyler tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ekip işi bu. Ekip işi. Ekip ruhu. Evet. Ekibinin içerisinde beni almayabilir çünkü beni tanımıyoruz. Kendimizi demek ki tanıtamamışız. Yani eksikliği hep kendimde ben aradım. Dolayısıyla bu böyle devam ederken 15 Temmuz darbe gecesi gibi bir kötü geceyi, 80'den sonra bir daha böyle bir şey olmaz dediğimiz o kötü zamanı yaşadık hep beraber. Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah. Bu mübarek günlerin yüz suyu hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Gerçekten demokrasinin tek vurulduğu, garip garip alışkanlıkların olduğu ama bu insanın bunu hak etmediği, bu alışkanlıkların artık bir an evvel bu ülkenin başından çekip gitmesi gerektiğini düşünen bir adam olarak lanetliyorum. Evet. Yapanları kınıyorum. Hep birlikte lanetliyorum. En büyük ceza neyse verilsin istiyorum. O dönem yine il başkanlığı değişti. İl başkanlığı değiştiğinde bu sefer gidip de bizim yönetim yapın demedik. Zeynep kardeşimiz il başkanı olmuştu. Bizi davet etti, çağırdı. Abi beraber çalışmak istiyorum. İşte kendi ekibini kuruyor. Dolayısıyla o dönem hiç küsmedik. Herkese de hak verdik. Bana göre herkes de kendine ait bir başarı elde etmiştir. Bugün hiç kimse geçmiş dönem il başkanlarına başarısız diyemez. Benim aklımda, benim zekamda, benim gördüğüm budur. Yani herkes taş üstüne taş koymuştur. Kimi vekil sayısını arttırmıştır, bir il binası yapmıştır. Kimi teşkilatı daha motive edici, yeni farklı metotlar ortaya koymuştur. Kimi itibar açısından çalışmalar yapmıştır ki bakın biz AK Parti İl Teşkilatı'nda ben yaklaşık 21 ay çalıştım. İnanın bütün ilçe teşkilatları da çok iyi bilir, beni tanıyan bilir. Her toplantıda şunu söylemişizdir arkadaşlarımıza. AK Parti olarak itibarımızı yönetmekten daha önemli hiçbir işimiz yok değil. Biz itibar yönetimi yapmak zorundayız. İtibarımızı iyi yönetirsek bu milletin aklında, zekasında daha şeffaf, adil, itibarlı bir AK Parti olgusu yaratırız. Bu şekilde AK Parti geleceğe umutla bakar diye düşünüyoruz. Şimdi buradan değerli izleyenlere, takipçilere sorularımızı görüyorum canlı yayında sevgili izleyenler. Onlara ilk dilim daha sonraki dilimde kendisine aktaracağız soruları. Biz buradan kendi hızca hazırladığımız ve sizlerin de merak ettiğiniz bu şeyleri soruyoruz ve zaten kendisi oldukça akıcı bir sunum yapıyor. Başarılı bir konuda da. Dersine iyi çalışmış yani. Şimdi genç bir il başkanımız var. Dinamik, çalışkan. Hakikaten o anlamda çok takdir ediyorum. Yani bakıyorum gece sahanda filan yerde. İftarda X bir ilçede. İşte sabah geliyor merkezde. Çok yoğun bir tempodalar. Evet. Çoğu zaman sizle birlikte işte SKM'nin yaptığı programlara göre birlikte çalışıyorsunuz, gidiyorsunuz. Anlattın işte şu tarihte girdim olmadı. Bu defa yine 4. sıra aday gösterildiniz. Bu defa olacak mı? Yani ne hissediyorsun? Zafer bizden, zafer Allah'tan diyelim. Ama bu politik bir söylem oldu yani. Yok, detaylandıralım onu. Tamam. Ben şunu söyleyeyim. 4 tane milletvekili çıkarsın istiyorum. Bu şehir AK Parti'ye 4 tane milletvekili kazandıracak. Şehir kazansın istiyorum. 4 tane milletvekili çıksın diye de elimden gelen gayreti gösteriyorum. 7 yıldır nasıl azimle, heyecanla, aşkla çalıştıysak ve yorulmadıysak bugün de sanki 4 değil, 1. sıradaymışım gibi gayret sarf ediyorum. Benim yanımdaki ekip arkadaşlarım. Her ilçede şu anda çalıştım. 11 ilçenin 11'inde de çalıştım. Bazı ilçelerin 3. 4. gidiyorum. Bütün vatandaşlarımızın ellerini sıkmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza söz verdim.
Burada 4 çıkar mı sorusuna aslında cevabı milletimizde saklı. Milletimiz dilerse AK Parti'ye 4. vekili verir. Benim avantajlarım var diye düşünüyorum. Ne gibi şimdi, mesela? Şimdi biliyorsunuz vekil sayımız 6'ydı. Şu anda 7. Şu anda 7. Bir tane vekil fazladan şu anda orada boşta duruyor. Bütün partiler de buraya sulanıyor şu anda. Şimdi farklı bakıyoruz. Evet. Tabii. Matematik önemli. Yani şu güne kadar aşağı yukarı anketler yapılıyor. Yapılan anketler bizim çalışma performansımıza, Türkiye'nin ve dünyanın konjonktürüne göre zaman içerisinde böyle farklı farklı bir yere evrilecek. Biz, rüzgar bizden yana diye görüyoruz şu anda. Neden? Sağ çalışmalarında vatandaşlara sohbet ettiğimizde, elini sıktığımızda bilhassa şu dönemde daha çok AK Parti'ye meylettiklerini hissediyoruz. Bunu söylemlerini artık daha rahat söylediklerini fark ediyoruz. Bunun tabii en büyük sebeplerinden bir tanesi Tekirdağ'da bütün ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin varoluşu ve bu belediyelerin evet bir şeyler yapmak için gayret gösteriyorlar, mücadeleleri var ama bence toplum nazarında yapılan mücadelenin tek bir karşılığı yok. Oraya gelecektik ama açtınız konuyu madem. Yani ben sağ çalışmaları yaparken 4. vekili AK Parti'nin almasıyla ilgili bugün iyi bir ortam olduğunu görüyorum. Yani şunu mu söylüyoruz? Belediyeler, halk çok baş... Yani sahadan alıyorsunuz sanırım bu izlerini. Tabii sahadaki... Belediyede çalışmaları halk çok olumlu ya da yeterli bulmuyor ve bu sandığa yansıyacak. Bunu mu anlayacağız? Bunu düşünüyorum. Yani yansıyacağını düşünüyorum ben. Evet. Bir tane örnek vereyim mesela. Dün Marmara Ereğlisi'ndeydik. Marmara Ereğlisi'nin Yeni Çiftlik Mahallesi'nde sağ çalışmaları yapacağız. Ve orada şey vardı, pazar vardı. Belediye bir çalışma yapmış orada. Yol çalışmaları falan yapmış ama... yaptığı çalışmaları tam rantabı bitirememiş. Yollarla ilgili bir kere müthiş bir sıkıntı var. Altyapı, üst yapı ile ilgili gerçekten şu son 4,5 yıldan beri belediyelerimiz biraz sınıfta kaldı. Yapmak istiyorlar bir şeyler ama yaptıkları şeyin karşılığı yok. Yani bir yolu kazıp 2,5 yıl kapamıyorsan burada eksiklik var demektir. Ha şimdi yolu kazmalarına şeyiniz yok, itirazınız yok. Ya kazılmadan yapılmaz. Boruyu nasıl döşeceksin? Kazmadan olmaz. Ama ben Manisa'nın Akhisar ilçesinden bir örnek vermek istiyorum. Manisa'nın Akhisar ilçesi benim eşimin memleketi. Evet. Benim de memleketim sayılır. Dolayısıyla çok sık gidiyorum Akhisar'a. Geçen Ramazan ayında Akhisar'a gittiğimde gördüğüm manzara şuydu. Sol sinyali yakıp Akhisar şehir merkezine girdiğimde şehir merkezi ana caddelerde buna paralel bütün caddelerin kazıldığını, her yerin toz duman olduğunu, bütün kaldırımların perişan hale geldiğini gördüm. Evet. Hatta eşime dedim ki eyvah burada da yol çalışmaları başlamış. Tekirdağ'da zaten perişan haldeyiz. Akhisar'da rahat ediyorduk. Demek ki Akhisar'da da yol çalışmalarıyla ilgili eksiklikler vardı. Belediye burada AK Parti, orada CHP. Demek ki dedim her yerde aynı. Aman dedim geri döndüğümde eleştiri yapmayayım. Benim dedim ağzımı tut. Sakın dedim hata yapmayalım. Bak burada da aynı şeyler var. AK Parti demek ki burada da yol yapıyor. Şimdi yol yapıyor yapmasına da o Ramazan bayramını biz 4 gün orada geçirdik. Geçirdikten sonra geri döndük ve biliyorsunuz 71 gün sonra, 72 gün sonra Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'na gittiğimizde gördüğümüz manzara inanılmaz. İnanılmaz. Evet. Kazılmış olan yolların tamamında su boruları değişmiş. Kanalizasyon boruları değişmiş. Hı hı. Elektriği yolun altına almışlar. Fiber optik kablo döşemişler. Bütün kaldırımlar yenilenmiş. Bütün yollar tekrar asfaltlanmış ve Kurban Bayramı'nda gördüğümüz manzarayla Ramazan Bayramı'nda gördüğümüz manzarasında dağlar kadar fark var. Şehir şehirleşmiş, aydınlanmış. Gece inanılmaz led ışıklarla her taraf aydınlanmış. Çok nezih bir kent haline gelmiş. Peki, kent haline gelmiş. Bu 11 ilçenin 11'i de mi? 11 ilçenin 11'i de kötü, kötülük dereceleri var. Biri çok kötü. Kategorize edebiliriz. Biri kötü, biri az kötü. Ama kötü. Peki neye bağlıyoruz bunu? Nedir? Niye? Yani halk neye ne diyor? Gittiğiniz yerde ya orada o konuda da sorun var ama işte spontane gelişiyor. Yani gidiyorsunuz insanları ziyaret ediyorsunuz. Bir sürü görüyorum toplanıyor insanlar. Muhtemelen talepler oluyor, şikayetler oluyor. Bunlardan biraz bahsedelim ki. Bahsedelim. Mesela yani ufkumuzu açalım biraz. Anlatıyordum Marmara Ereğlisi'nin Yeni Çiftlik beldesini. Bir pazar yeri kurmuşlar. Evet. Pazar yerinin yeri değişmiş.
Eyvallah, değişebilir. O yani imar gereği orada olmayabilir, yukarıda olur, şurada olur, burada olur. Ha. Pazar yeri yapmışlar, kapalı pazar yeri taahhütleri var, yapmışlar. İyi de kapalı pazar yerinin içerisinde 60-70 tane esnafa imkan tanımışlar, kapalı yerde duruyor. 300 tane esnaf dışarıda. Şimdi pazar yerini küçük yapmışlar. Ya bunu soyutlaştırmalıyım da daha genel ele alalım. Yani genel olarak vatandaş, yani irade, halkın iradesi ne diyor? Yani arkadaş, biz oy verdik bunlara ama şu alamadık. Biz verdik bunlara ama şu konuda mağduruz. Yani böyle gidelim Sayın Hocam. Şimdi bir kere şuradan anlatayım. 2004 ile 2009 yılları arasında Tekirdağ'da AK Parti'de belediyede, belediyenin başında AK Partili bir belediye başkanı vardı ve Sayın ekibiyle. Buradan sevgiyle anıyoruz. Evet. Size selamlarımızı iletiyoruz. Evet, evet. Şimdi belediye olarak Ahmet Aydın o dönemde bir şeyler yapmıştır, yapmamıştır, kenara koyuyorum. Bunları açacağım sonra. Bakın, 2004 ile 2009 yılları arasında burada İstanbul duble yolu yapıldı. Tekirdağ İstanbul duble yolu yapıldı. Çanakkale İpsala duble yolu o dönem yapıldı. Tekirdağ çevre yolu o dönem yapıldı. Max dedi kavşak var, büyük bir kavşak. Evet. O dönem yapıldı. Özellikle Kumbağa kavşağı çok önemli. 56 mı? O civarda insan. Yukarıdan treni patlayan kamyonlar tarafından eziliyoruz Allah muhafaza. Evet. Şu anda öyle bir problemimiz de kalmadı. Çünkü bir Kumbağa kavşağı yapıldı. Evet. Tekirdağ deniz yoluna o dönem kavuştu. Yani Mahmut Kemal Üniversitesi o zaman açıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi o dönem açıldı, yapıldı. Tekirdağ doğalgaza o dönem kavuştu. Dünyanın en büyük konteyner limanı yine o dönem yapıldı. Tirit parke taşları saymıyorum, itfaiye, otogar saymıyorum, her mahalleye çocuk oyun parkları yapıldı saymıyorum. Bugün bile çınar ağaçlarının altında gölgeleniyoruz inşallah. Daha nice insanlar burada gölgelenecek saymıyorum. Çok farklı işler yapıldı. Fakat biz insanların gönlüne girme noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Değil mi? İtibar yönetimi yapmamız lazım. Şimdi buraya hemen geçmeyelim. Yani söylediğiniz yatırımların hepsi aslında devlet politikaları sonucu gelen, yani işte demir yolları falan saydınız ya. Yani şunu mu anlayacağız? İktidar bizimdi, belediye de bizimdi. Daha çok yatırım geldi. Uyumlu çalışmadan bahsedebiliriz bu konuda. Şimdi yani Sayın Kader Albayrak'ın bu konuda şikayetleri de var zaten. Bize yardımcı olunmuyor gibi. Tabii olabilir. Şikayet edebilir ama şikayet etmek için bunu hak etmesi lazım. Şöyle ki, birilerinin eleştirebilmesi için kendilerini çok dürüst olmak lazım. Kader abi, Kader Albayrak seçildikten sonra inanın etrafındakilere ben söylemişimdir. Seçildiğinden beri Ankara'ya hiç daha gitmedi, ziyaret etmedi diye. Bir daha söyleyeyim. O gün Kürümoğlu isim de vereyim. Ben söylemişim bunu o güne. Ya seçildi de ne kadar süre geçti. Hala daha Ankara'ya gidip de ben buranın Büyükşehir Belediye Başkanıyım, sizi ziyarete geldim. Bizimle beraber bir hemhal olalım, bir şeyler yapalım bir şeyle. Bak, bunu biz uyardık. Ben uyarmışım. O gün Kürümoğlu da bilir bunu. Doğru. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Uyum önemli. Orada bir Ankara var. Orada bir hükümet var. Bugün daha güçlü bir Türkiye'den, daha güçlü bir hükümetten bahsediyoruz. Daha güçlü bir parlamentodan bahsediyoruz. Yani. Evet, orada. Evet, biz burada yerelde AK Partililer olarak ne kadar çok sayıda vekil çıkartırsa, belediye ne kadar çok AK Partili olursa, ne kadar çok meclisimiz burada aktif olursa, bizim hükümetten hükümet ile hemhal olmamız, orada isteklerimizi, taleplerimizi iletmemiz noktasında daha elimiz güçlü olur. Biz hep bunu söylüyoruz. Bir elin nesi, iki elin sesi var. Aynı yere ortak vuralım, çok vuralım diyor. Yine bunu bir örnek anlatayım. Ya bu demokrasilerde olmayabilir. Olmayabilir. Tamam, ileri demokrasiye geldiğimizde belki bunların hepsini unutacağız, konuşurken güleceğiz belki ama bugün böyle gerçekler var. Türkiye'nin bir kaynağı var. Bu kaynağı bütçeyi meclis onaylıyor ve bu kaynağı diğerlere aktarıyor bakanlıklara. Onlar da il müdürlüklerine aktarıyor. Şimdi Sokrates'e sormuşlar doğru nedir diye. Doğru demiş, etrafındaki yanlışlar temizlendikten sonra da kalana denir demiş.
Şimdi buradaki her şehrin insanları, siyasetçileri, yöneticileri, idarecileri yanlışları görüyor ve yanlışları çözümü yoksa ne yapıyor? Genel merkeze gidecek veya Ankara hükümete gidecek, bakana gidecek. Benim böyle bir talebim var diye. Örnek verelim. Çerkezköy 20 bin nüfuslu iken bir kaymakamlık binasının içerisinde bir adalet sarayı, adalet katı varmış. Nüfus olmuş 200-250 bin. Hala aynı katta bu işin olması mümkün değil. Demek ki bir adalet binasına ihtiyacı var. Su filan da basmış, böyle sel olmuş. Neler neler. Şimdi bunu anlatmamız lazım. Ne kadar güçlü bir siyaset şehrin içerisinde olursa bunu anlatmak. Anlattıktan sonra takip etmek, takip ettiğini gerçekleştirmek bu kadar rahat olur. Yani güçlü olursa. Bu manada söylüyorum. Yoksa bir kaynak var. Atıyorum Gaziantep'ten 14 tane vekil var. 11 tane AK Partili. 11 AK Partili vekil buraya bu olmalı dediğinde o gücü ortaya koyduğunda bakıyorlar, öncelikliyorlar. Önceliklemeyi yaparken de ihtiyaçlara göre bakıyorlar. Şehre, şehrin ihtiyacına, şehrin nüfusuna. Buna göre yapıyorlar. Ama 11 tane vekilin gücünü kenara koymamız mümkün değil. Sizin değil, oran da yok sayması mümkün değil. Mümkün değil. O manada çok önemli. Onu anlatmaya çalışıyorum. Genelde belediyelerle alakalı yapacak çok şey var. Onları sol tarafa alabilir miyiz mesela? Tarafa. Ha, oraya alalım. Sizden. Şimdi değerli izleyenler, hakikaten Mestan Özcan çok bilgili bu anlamda. Konu başlıklarını açarak anlatıyor. Umarım sıkılmıyorsunuzdur ama bence çok da faydalı şeyler açıklıyor. Örnekler de veriyoruz. Evet, örneklendirme yani. Yapıyor. Bu çok önemli. Yani aslında bir ifade eksikliği ve algılama eksikliği olan durumlar da var. Böyle net anlatınca vatandaşımız anlıyor ya da ikna oluyor diye düşünüyorum. Evet, individualizm yapmamız gerekir diye söylüyorum toplumdaki siyaset yapan arkadaşlarımıza. Evet. Anlatmak istediğimiz aslında şey şu. Biz çok şey yapıyoruz ama bunu fertlerin her birine anlatma noktasında eksiğimiz oluyor. Biraz daha vatandaşa inmek, biraz daha vatandaşa birebir temas ederek ortaya koyduğumuz değerleri ifade etmek çok yerinde ve doğru olacaktır. Bilhassa seçim dönemlerinde bunu yapıyoruz ama seçimden öncesinde ve sonrasında da yapıyor olmamız gerekiyor. Ben bugün tabii teşkilatlarda artık istifa ettik, mecburen aday adayı olduk ama bundan sonra görev alırız almayız bilemiyorum ama teşkilattaki arkadaşlara da en büyük şeyim önerim şudur. İndividüalizm yapmak, her şeyin doğrusunu anlatmak, izah etmek. Bakın bir örnek daha vereyim buna. Tabii. Biz bir şeyler yapıyoruz, birçok eser ortaya koyuyoruz. Ama bu eseri vatandaşla kavuşturma noktasında eksik olursak olmaz. Anlatma noktasında, gösterme noktasında eksik olursak yine olmaz. Şeye soruyoruz, Malkara'da bir program yapıyoruz. Bunlar AK Partililer. İl başkanımız, gerçekten çok cevher bir il başkanımız var. Konuşmasının esnasında Türkiye'de yapılan yatırımlarla ilgili bir bölüm açmıştı. O bölümü anlatırken aklına bir anda geldi ve sordu. Dedi ki Gaziantep'e kaç kişi gitti aranızdan? Bir el kaldırsın Gaziantep'i görenler dediğinde inanın Malkara'daki o toplantıda Gaziantep'e giden bir tane eli kaldırmadı. Evet. Kaldırmadı. Oysa bakın Gaziantep'e gitmiş ben bir adamım. Gaziantep'te Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin içerisine girerken oraya gidenler çok iyi bilirler. O Organize Sanayi Bölgesi'nin kapısının üstünde bir yazı vardır. Ben içeri girerken bu yazıyı bir okudum. İçeri girdim bir saat kendime gelemedim. Bu yazıyı buraya nasıl asmışlar diye. Ne diyor ya? Nasıl yazarlar bu yazıyı diye. Ne yazıyor biliyor musunuz? Dünyada Türkiye, Türkiye'de Antep yazıyor. Çok iddialı. Dünyada Türkiye, Türkiye'de Antep. Yazı bak bu kadar basit, kolay ama inanılmaz şeyler ifade ediyor. Her şey kafada bitiyor yani. Ya İddia yani. Tekirdağ olarak biz yani buna bu yazıya ben şimdi önce bir sinirlendim tamam mı? Ben Tekirdağ'ım, benim şehrim falan dedim ama evet. Hadi dedim biz itiraz etmeyebiliriz bu yazıya da. Hani Antep çünkü var. Ne bileyim bir Konya, bir Kayseri, Samsun, Bursa, ne bileyim buna nasıl itiraz etmiyor falan diye düşünmüştüm. Fakat içeri girdiğimde yaşadığım size şeyi anlatayım kısaca. Bir fabrikaya götürdüler, tekstil fabrikasından bahsediyoruz. İçeride bir adamın bir tanesi bir şey anlatıyor. Brief veriyor, briefing veriyor bize konuklara. Bu arada tekstil fabrikası sahibi bayan. Bir kadın müteşebbis, kadın girişimci. Çok ihtiyacımız var. Hele hele Tekirdağ'da. Evet, çünkü kadınlara burada, AK Parti biliyorsunuz kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyor. Kadınlara pozitif ayrımcılık yapan tek parti biziz. Müspet anlamda. Müspet anlamda. İnşallah bu kadınlarımız bu
ayrımcılıktan faydalanarak, yararlanarak ne bileyim Gaziantep'te şimdi anlatacağım o bayan kadar müteşebbis ve girişimcilik ruhlarını ortaya koyarlar ve değer üretirler. Evet. Adam çıkmış diyor ki biz diyor size kısaca Gaziantep'ten bahsedelim. Bahsediyor. Komşu olan ülkeler Suriye ve Irak biraz İran. Ötesinde İran diyor. Fakat Ermenistan ve Gürcistan da elbette bizim hinterlantımızda diyor. Şimdi Tekirdağ'la mukayese ediyorum ben. Bizim hinterlanta bak. Yunanistan, Bulgaristan, Avrupa Birliği, Balkanlar ve tüm belki Karadeniz havzasına açılıyoruz. Evet. Denize yakınız. Denize kıyımız var ve tüm Ege ile beraber Akdeniz havzasına açılabiliyor. Mukayese bile etmem. Evet. Komşu illeri sayıyor. İşte Urfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, bu tarafta Osmaniye falan. Ya bizim komşu illerimiz İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir. Evet. Yani etrafımızdaki iller, Bursa, yakınız yani. Müthiş. Biz farklıyız. Tabii bunları yaparken ihracatın, Türk ihracatının %4.5'unu mu yapıyorlarmış o zaman öyle bir şeydi. Gaziantep olarak tek başlarına. Yani muhteşem. Ve ne üretiyorlar? Gelinlik. Gelinlik üretiyorlar ve nereye satıyorlar? Fransa'ya. Paris'e gelinlik satıyor şirket. Gaziantep gibi bir yerde bunu yapabiliyor. Ekonomimizle ilgili Tekirdağ'da yapacak çok şey var. Çok yatırım var. Tekirdağ şöyle bir soru yok mu Sayın Aziz? Yani tarım kenti desek %100 değil. Turizm kenti desek yine öyle. Liman kenti desek doğrudur. Yani dünyanın en büyük ikinci konteyner limanımız var. Bu tarafta yine bir limanımız var. Ciddi sevkiyatlar yapılıyor. Yani burada bir kimlik sorunu da var. Sizin çalışmanızda bunlar nerede duruyor? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi bakın ben yanıma gelirken getirdim. Biliyorsunuz milletvekilleri aday oluyorlar, aday adayı oluyorlar. Tabii aday adayı olduktan sonra seçilirlerse ondan sonra düğmeye basıyorlar birçoğu. Tabii. AK Parti milletvekilleri, bir anlamda beyannameler oluyor. AK Parti yani milletvekillerinin biraz daha konumu farklı. Bu evet. Açıdan, bu perspektif farklı bakıyoruz. Teşkilatçılık anlamında bunlar gerekli. Aynen öyle. Evet. Şimdi bizim Şentop hocamız, Mustafa Şentop hocamız, Mustafa Yel vekilimiz, Çiğdem Hanım Koncagül, Çiğdem Koncagül, Meslan Özcan, Kerim Atalay ve Abdullah Öge ve tabii ki Cem Karaca kardeşimiz. Evet. Yedimizde de milletvekili aday adayı olduk. Aday olursak Tekirdağ ile ilgili neler düşlemeliyiz, neler yapmalıyız? Tabii bu sabahtan akşama hemen böyle 20 günlük, 1 aylık bir süre içerisinde Tekirdağ'ın tüm sorunlarını ortaya çıkaracak, düzeltecek projeler yapmamız mümkün değil. Evet. Ama ben mesela kendi adıma Ticaret ve Sanayi Odası'nın o vizyonundan da tabii etkilenerek buradan Cengiz Başkanımıza, abimize çok selamlarımı iletiyorum. Onun da bir yönetim kurulu üyeliğini yapmış ve meclis üyeliğini yapmış bir insan olarak tabii onun da oradaki vizyonundan da yararlanarak Tekirdağ ile oradaki projelerden etkilendiklerimi de buraya dahil ettim. Bizim AK Parti'nin kurumsal yapısı gereği AK Parti 81 ilin tamamında şu son 1,5-2 yılda çalıştaylar yaptı. Yaptığı çalıştaylarda buradaki kanaat önderlerinin tüm paydaşları, ekonomiyle ilgili tüm paydaşları ve kurum müdürlerini davet etti. Tekirdağ için de böyle çalıştaylar yaptık ve bu çalıştayların sonucunda da Tekirdağ'ın gelecek vizyonu ile ilgili de böyle farklı yollar çizdik kendimize. Bakın ben o teşkilat yapısı olarak orada çalıştayların düzenlenmesi noktasında il başkanlığında görevliydim. Bu görev esnasında üniversiteden, akademisyen hocalarımızdan yararlanmıştık. Namık Kemal Üniversitesi'ndeki değerli hocalarımıza hepsine buradan tek teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Mesela orada Tekirdağ'ın lojistik üs olması ile ilgili bir proje ortaya çıktı. Ben bunu, bu lojistik üs olma projesini, bu TORSAP vardı, TORSAP'ı bilirsiniz. Evet, çok iyi. Böyle karmaşık bir yapı haline geldi. TORSAP'ın kurulması gerçekten bu şehir için çok önemliydi. Bir ziraat mühendisi olarak tarım topraklarımızın gelecek bekasının bir kere korunması açısından bir miktarını 4600 dönüm civarında, 4500 dönüm civarında bir alanın buraya ayrılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Ben buranın müteşebbis heyetindeydim ve artı TORSAP'ın yönetim kurulu üyesiydim. Kendimizi ifade etme fırsatı dahi, kendimizi anlatma fırsatı dahi bulamadan mahkemeleştik. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri bu işe red verdi.
bizim yanımızda olmadı. Biz valilik ve Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası olarak, ben de Tekirdağ Ticaret Sanayi'sini temsilen burada görev almıştım. İkimiz bu işi yürütmeye çalışmıştık. O dönem seçimler vardı. 2014 yerel seçimleri. Seçimlerden sonra biz bu işi yapalım dediği için belediye başkanlarımız, o CHP katılmamıştı. Fakat arkasından da bizi bu işin olmaması ile ilgili ortaya bir irade ortaya koydular. Ziraat Odası Başkanımız ve oradan birkaç tane köyden birkaç tane vatandaşımızı da bu işin içine çekerek orada mahkemeye verdiler ve mahkemede bu iş bitmişti. Torsat bitti mi yani? Bu, bitmedi. Bu... Mahkemede devam ediyor. Bir üst mahkemeye taşındı. Orada şu anda görüşülüyor, bekliyor. Ne olacak? Akıbeti... Orada 15-16 bin insan istihdam edilecekti. O ilk etapta. İlk etapta 14-15 bin insan. Ve birçoğu da beyaz yakalı oldu. 22.500 kişiyi öngörmüştük. 160 iş adamı müteşebbis burada yatırım yapmak istedi. Bu 160 küsürünün ancak %50'sine yakın olan 83 tanesine biz okey vermiştik. Nasıl okey verdiğimizi anlatayım. Bakın o dönem 70'li yıllarda Çerkezköy ve Çorlu bölgesindeki fabrikaların, sanayileşmenin, çarpı sanayileşmenin bu topluma verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla dünyada artık yeşil OSB dediğimiz farklı farklı yapılarda OSB'lerle ancak işler yapılıyor. Ve biz Tekirdağ öyle bir OSB planlamıştık Süleymanpaşa'ya. Bu OSB bir numaradaydı, 2, 3, 4, 5 yoktu. O kadar kaliteli bir OSB'den bahsediyoruz, yeşil OSB'den bahsediyoruz. Yeşil OSB ismini niye vermiştik? Bakın şundan dolayı vermiştik. Hani Magna Carta diye bir hani şeyler, evet, sözleşmeler vardır, evet, ya Magna Carta, evet, gibi böyle ağır sözleşmeler. Evet. Biz de yönetim kurulu müteşebbis heyeti olarak burada yatırım yapacak olan arkadaşlara çağırdık yanımıza. Dedik ki kardeşim, sen burada yatırım yapabilirsin ancak baca olmayacak kardeşim. Duman istemiyorum. Dumansız. Benim, evet, havamı kirletemez. Şunu imzala bakayım önce. Hı hı. Adam imzayı attı. Ondan sonra adama evet sen şimdi dur bakalım dedi. Sonra dedi ki yer altı suyu kullanamazsın kardeşim. Yer altı suyumuzu sen ziyan edemezsin. Çünkü yer altı suyu önemli bir kaynak. Önemli. Biz bu potansiyeli insanlarımız için kullanmak istiyoruz. Tarım için kullanmak istiyoruz. Bunu sanayide kullandık diyoruz. Bunu imzala dedik. Adam aldı. Yer altı suyu kullanmayacağını taahhüt etti, imzaladı. Yetmedi. Dedik ki yer üstü suyunu da kullanamazsın kardeşim dedi. Buyur. Yağmur sularını biriktiremezsin. Yağmur sularını deşarj edeceksin. Sahaya salacaksın. Bununla ilgili bir şeyin olamaz, inisiyatifin olamaz. Buraya iradeyi koy, imzala. Yağmur suyunu da kullanamaz. İmzalatmıştık. Dedik ki işçi meselesi çok önemli bir meseleydi. İstihdam. İstihdam. Burada bakın TORSAB'ı herkes ekonomik değer katacak. Efendim işsizliğe çare olacak diye çok arzu etti, istedi bu şehirde. Evet doğrular ama sadece bu yeterli değil. TORSAB'ın bu şehre katacağı başka bir şey vardı. Buradan ben bütün dinleyicilerime bunu ifade etmek istiyorum. Net. İyi dinlesinler. TORSAB en az 3000 civarında, belki 4000 civarında beyaz yakalı üniversite mezunu gencimize fırsat tanıyacak. Bakın bu gençler Tekirdağ Süleymanpaşa'da sivil toplum örgütlerinde yönetici olacaklardı, yönetim kurulu başkanı olacaklardı, iyi bir yöneticisi olacaklardı. Siyasi partilerin içerisine girecekler, yönetici olacaklardı. Belediye meclis üyesi olacaklardı, belediye başkan yardımcısı olacaklardı, belediye başkanı olacaklardı. Yani bu şehrin vizyonuna vizyon katacak yerlerde vizyoner, kaliteli, düzgün insanlarımızı ne yapacaktık? Bünyemizde barındırıyor olacaktık TORSAB sayesinde. Evet, TORSAB gerçekten iyi ve kaliteli bir OSB'ydi ve çok değer katacaktı. Ama bekliyoruz inşallah. Şimdi, evet, bu pencereden baktığımda gerçekten Tekirdağ çok ciddi istihdam ve kalifiye eleman için alan olacak. Evet. O dönem ben hatırlıyorum, yine burada gazetecilik yapıyorduk. Mesela bizim şu an mevcut organize sanayi bölgelerimiz, OSB'lerimiz var. İslah edilenler. Mesela o zaman şöyle itirazlar vardı. Çok kısa geçelim, vaktimiz daralıyor ama önemli de konu, önemli buluyorum kendimde de. İşte burada doluluk oranları %40, %20'lerde, neden mevcut organize sanayilerin islah içinde değil de Nusrat Fatih ya da Nusratlı o civarda yeşil alanlara gidiliyor gibi itirazlar vardı. Evet. Bu konuyla ilgili ne diyeceksin? Şimdi doluluk oranları mesela onu tartışırken, konuşurken Malkara problemliydi, Hayrabol problemliydi. Aha. Mesela bugün Malkara'da doluluk oranı %70'lere geldi. Şöyle,
kimsenin elinde sihirli değnek yok. Islah OSB'ler olmadan evvel oradaki OSB'ler bir doğal yollarla oluşmuş. Fabrikalar birbirlerini outsourced etmiş, desteklemiş ve oluşmuş orada bir o hinterlanda oluşmuş. Bunun müsebbibi biz değiliz. Bundan evvelki siyasiler bunu buraya izin vermişler. Yapılmış, gelişmiş burada bu iş. Fakat şimdi biz bir örnek verelim. Tekirdağ'da bir üreticiye, Süleymanpaşa'da kaynağı olan, kalifiye işçisi Süleymanpaşa'da yaşayan, efendim ihracat yapıyorsa burnunun dibinde tren yolu, burnunun dibinde bir adet liman olan, bir potansiyel bir bölge dururken, adamı bütün evini, çoluğunu, çocuğunu, işçisini vesairesini bilmem işte Çerkezköy, Kapaklı bilmem şu o sebe boş oraya git demek çok müteşebbis olma hakkını elinden almak gibi bir şey. Evet. Ben niçin yani bu itirazlar yersizdi o zaman diyorsun. Ben niçin bu kendi kentimde daha evvel benden evvel siyasiler başka işler yapmış, işi bir sürecini iyi yönetememişler, bundan cezasını çekecekmişim ki? Evet. Benim üniversite mezunu gencim niçin kendi yaşadığı kentte anasının babasının yanında niçin kendi işine girip de edindiği mesleği icra edemesin? Neden ben her seferinde Bursa'ya, İzmir'e, Kapaklı'ya bilmem Çerkezköy'e yönlendirmek zorunda kalayım? Şimdi tam bu noktada o zaman seçilirseniz bu konuda TORSAP'la ilgili... TORSAP devam etmeli bence. Etmeli diyorsunuz. Etmeli. Şimdi tam bu noktada. Şimdi vaktimiz daralıyor. Evet. O yüzden... Projelerimi söyleyemedim. Sosyal medyadan da mesela başlatmış bir soru var. Nazmi Sönmez Bey yayınımızda izliyor bizi. Evet. Meraların ele geçirilmesine ne diyor demiş. Nasıl? Meraların ele geçirilme durumu var demiş. Bunlarla ilgili ne diyecek demiş. İlker Erkmen Bey tam mesajı okuyamıyorum. Yok öyle bir şey. Evet. Şehrini, şehrin insanını, vatanını, milletini düşünen başarılı genç iş adamı yürüyeceksin, Tekirdağ yürüyecek arkamdan seni vekil yapacağız. Allah'ın izniyle demiş. Tabii iyi temellerinize teşekkür ederim. Daha çok soruları bekliyoruz. Sevgili takipçiler. Gazi Aydoğan adam gibi adam Mester Özcan demiş. Teşekkürler. Allah razı olsun. Şimdi... şimdi çok selam falan yolluyor ama... Meralarla ilgili hemen birkaç günde bir şeyler kullanayım. Tamam buyurun siz yanıtlayın soruyu. Şimdi... bir tane projelerinden bir tanesi. Meraların ele geçirilmesine ne gibi önlemler alınacak? Malum Yavaşça Mahallesi'ndeki Mera olayına Mestan Bey de şahit demiş. Hı hı. Şimdi şöyle, benim biliyorsunuz tarım, gıda ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Yani uzmanlık alanımız aslında. Galiba. Uzmanlık alanımız. Burada Tekirdağ'da hayvancılık konusu gerçekten çok önemli. Hastalıklardan arındırılmış ari bölge ilan edildi Tekirdağ. Hem ulusal sınırlarımız var. Altta da işte bir tane boğazımızla beraber Trakya. Gerçekten Allah'ın Celle Celaluhu böyle her şeyi bol verdiği, tarım arazileri açısından en verimli topraklara sahip. Lütuf diyorsun. Çok büyük bir lütuf. Tarım açısından çok kaynaklar istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Eksiklerimiz var. Mesela daha vizyonel bir proje açısından kesinlikle Trakya'daki tüm tarım arazilerini kullanabiliyor olmak, üçer ürün mahsul çıkarabiliyor olmak çok önemli. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz. Ergene Havzası Eylem Planı çerçevesinde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük çevre projesini gerçekleştiriyoruz. Bu Ergene Havzası Eylem Planı. Derin deşarj olayı. Derin deşarjdan bahsediyorum. Gerçekten de fabrikaların ıslah edildikten sonra atıklarının tamamen filtre edildikten sonra, temizlendikten sonra kullanılabilecek olan kısmı, tabii bu sadece fabrikalarla da sınırlı değil, buradan belediyelerimize de çok yük düşüyor. Çünkü belediye atıkları, Çevre Bakanlığı, evsel atıklar, bakanlığın sunumunda ben gördüm, fabrika atıklarından daha yoğun, daha tehlikeli ve daha yoğun. Bilhassa belediyelerin bu konuda çok elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizimki işte bitmek üzere, Süleymanpaşa hala şey yapamıyor, arıtamıyor atığını. Ama gelecek vaat ediyor tabii. Projeden olmak çok önemli. Trakya topraklarının tamamının sulanabiliyor olması inanılmaz bir verim açısından değer katacak bize.
belki en büyük vizyoner projelerinden bir tanesi olabilir. Bunu sağlayabilsek, 3 yıl bir araya gelsek, bu projeyi ortaya koyabilsek, biraz da Ergene Nehri'nin temizlendikten sonra büyük bir bölümünün her tarafa tarım arazileriyle buluşturularak sulamaya destek olması sağlayabiliyor olmak herhalde yüzyılın önemli işlerinden bir tanesi olacak. Tarıma destek vermek. Aslında sorulacak sorular var ama çok zaman alacak. Evet. Mesela öyle diyorsun ama bazıları da diyor ki o Ergene belki temizlenecek diyor ama Marmara Denizi katledilecek gibi şüpheler de var. Ama şöyle düşünsenize, tarıma elverişli hale getirdikten sonra kullanabildiğimizi toprakla buluşturuyoruz. Kullanamadığımızı derin deşarja vereceğiz. Zaten temizlemişiz, zaten arıtmışız. Bugün düşünsenize her şeyi oraya veriyoruz. Arıtmadan veriyoruz. Bugün daha berbat durumdayız. Bugün Ergene Havzası Eylem Planı çok, alınmış belki de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aldığı en önemli kararlardan bir tanesi. Bunun da Trakya'da uygulanabilir hale getirdiği 26 milyonluk yatırım ya. Tabii 26 milyonluk bir yatırım ve ben size söyleyeyim, gerçekten de önümüzdeki süreçte yavaş yavaş bunu hissedeceğiz. Eskiden bakın AK Parti'nin evvel yatırım başlardı, bitmezdi. İnsanlar hep böyle yarım kalan işlerden sıkılırdı. Ama bugün biz alıyoruz, bitiriyoruz. Alıyoruz, bitiriyoruz. Aslında bu gibi projeler biraz da göreceli. Yani insanlar görecek, yaşayacak, görecek, hissedecek. Ben aa diyecek Allah'a. Belki seçmeni zaten görmeden yapmıyor. Aynen. Tamam. İşte senin o anlatımın gibi. Yani evet, uygulamalı anlatmak lazım. Uygulamalı anlatmak lazım ama şimdi, olacak. Sana projelerinden biraz bahsetmeni. Şimdi bak, o merayı da kapsayacak şekilde. Hayvancılık bu bölgenin en önemli işlerinden bir tanesi. Hayvancılık. Bakın meraları birilerine alın bu merayı sırtınıza yükleyin, alın buradan götürün demiyoruz. Diyemezsiniz zaten. Demiyoruz. Evet. Ama meradan rentable, en iyi şekilde nasıl verim alabiliriz diye sorguladığı için bakanlık, evet bu meraların ihaleyle işte otunu hayvancılık yapanlara vermeye çalışıyor. Evet. Şimdi bunu herkese merayı açıyorsun, hayvancılık Tekirdağ'da biraz da çok problem. Türkiye'de problem hayvancılık ve bu hayvancılıkla ilgili problem, hani bunu birkaç gün konuşuyor veya birkaç hafta konuşuyor olmamız lazım. Çok ayrı bir ihtisas dalı. Hayvancılık yaptığım için söylüyorum. Büyükbaş hayvanımız var, süt inekçiliği yapıyoruz, küçükbaş hayvanımız var. Ve Türkiye'de bilhassa yem konusu, kaba yem, kesif yem konusu çok önemli. Ekonomik olarak bu işi yapabilmemiz için bu konuya çok önem vermemiz lazım. Ama bizim iklimimiz, şartlarımız buna belli yere kadar önem veriyor. Dolayısıyla devletimizin artık bu konuda biliyorsunuz tarım desteksiz olmaz. Evet. Çünkü Allah'a kalmış işlerimiz var. Tarım dünyanın her yerini destekleniyor. AK Parti geldiğinden beri de tarım destekleniyor. Ama böyle tarımı desteklerken o günkü şartlarda doğru destek verdiğimizi düşünüyoruz. Başlıyoruz ama süreç bize gösteriyor ki o destek yerine farklı bir şey desteklemek daha doğru. Hatta bugün alkalileşen toprağımızla ilgili mesela evet, tedbir almamız gerekecek belki de. Tarımı daha rentable yapacağız, istiyoruz bunu ama toprağın senin öldük çiftlikten sonra burada desteklesen, çiftçiyi desteklesen ne olur? Mesela o kısma dönüşüm olur. O kısma çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir ziraat mühendisi olarak da, yine dediğim gibi tarım, gıda ve hayvancılıkla uğraşan bir insan olarak da gelecekle ilgili yaşadığım şehrin iklimine, toprağına sahip çıkmamız gerekir. Yani bunu yaparken de çok stratejik yapmamız lazım. Sadece bir tarafa değil, toplumun her kesimini ilgilendirecek bir strateji belirlememiz gerekiyor. Evet, bu bu organize besin bölgelerinin kurulması ve meraların ıslahı konusu benim gündemimde mesela. Konya'da Karatay ilçesinde mi yapılmıştı buna benzer bir şey. Şimdi okumuştum onunla ilgili ama gideceğim şimdi, ziyaret edeceğim onu. Bakılır. Çok buradan saygıyla ve sevgiyle anmak istiyorum. Aydın Nezih Doğan diye bir valimiz vardı, Aydın Bey. Tekirdağ valisiydi. Çok seçikli, çok vizyoner bir insandı. Konya'ya, bizden sonra Konya'ya vali olduğunda bu projeyi gerçekleştirmişti. Ben onu destekliyorum. Mesela köylere bir dönüş olsun istiyoruz. Ama köyün yaşam şartlarını iyi hale getirmemiz lazım. Çoban meselesini çözmemiz lazım. Efendim yem meselesini çözmemiz lazım. Her iki ineği oğlana da destek verebiliyor olmamız lazım. Teşvik edici olmamız lazım. Bunları işte burada farklı farklı stratejik
projelerle de destekliyor olabilir. %100 katılıyorum. İki tane hayvanını kendi başına bir ahırda besleyeceğine, organize bir yerde besliyor olması, imece usulü, sütü orada değerlendirmesi, yemi orada daha ucuza alması potansiyelinden yararlandırabilirsek vatandaşlarımızı. Ama bunun için ortaya işte proje adamları lazım. Araştırma geliştirmeyi seven adamlar lazım. Projeyi ortaya çıkaracak. Bunu projeyi yaparken de bakın ben buradaki yereldeki siyasetçilere ve yerelde başarılı olmaları olmak istiyorlarsa buradaki vatandaşı dinlemeleri gerekir diye düşünüyorum. Ben yerelde burada bir makam sahibi olmuş olsaydım buna bütün siyasetçiler, Tekirdağlı bir vatandaş olarak bütün siyasetçilere söylüyorum. Sen esnafı, taciri, tüccarı, çiftçiyi, köylüyü dinlemeden proje yapamazsın. Projeyi yap. Projeyi bunlara sun. Önce bunlar dinlesin. Projeyi ilave edecekse ilave etsinler. Yanlış bir şey gördüklerinde seni uyarsınlar. Öyle akademisyenleri toplayıp hiç kimseye danışmadan trafiğini ben bunu düzelteceğim, üstten bakacağım demek de trafik düzelmiyor. Bugün Tekirdağ trafiği, Süleymanpaşa'nın trafiği keşmekeş, Çorlu'nun keşmekeş. Niye? Üniversitedeki akademisyenle çok iyi çalıştık biz. Çok iyi çalıştırdık. Olmadı. Çok iyi çalışıyorsun ama başaramıyorsun. Olmuyor. Niye? Sen vatandaşa sormamışsın, esnafa sormamışsın. Sen sordun mu bugün işte Çinli fırının olduğu o bölgeden yukarıya, Tekirdağ'ın oraya kadar olan alanda tek şerite bağladık oraya. Oradaki sorulmalı mı sorduk peki mu esnafa? Kesinlikle sorulmalı. Burada kim gelirse gelsin, belediye başkanı kim olursa olsun. Bu esnafa, tacir, tüccara belli dönemlerde yanına karşısına almalı, oturtmalı, projelerini sunmalı önce. Bu projelere ilave edeceği bir şey var mı yok mu sormalı. Projenin, bakın üçüncü gözü devreye sokuyorsunuz ya vatandaşla hemhal olunca. Yani sen her şeyi teknik olarak, her şeyi başaramazsın ki yani. Üçüncü gözü devreye mutlaka sokmak lazım. Üçüncü gözü de bu millettir. Esnaf, tacir, tüccar, vatandaştır. Yani yerel değerler katılımcı olarak dinlenmeli ve ortak bir proje çıkmalıdır. Aynen. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Samsun'daki gibi oluyor. Samsun'a gitmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı projelerini yapmadan evvel esnafı topladığını, 300 esnafla iç içe olduğunu, projeleri, proje ekiplerinin bu insanlara sunduğunu, sunduktan sonra mikrofonu verdiğini ve her bir bireye söz verdiğini, proje hakkında konuşmalarını sağladığını ya da bu zemini hazırladığını söylemişti. Ruhan Bey o zaman şöyle oluyor biliyor musunuz? Projenin sahibi millet oluyor. Milletin de sahiplendiği proje başlıyor ve bitiyor. Ve millet de oradan yararlanıyor. Heh, çok doğru. Şimdi mesela şöyle bir şey gözlemliyoruz son günlerde. Çerkezköy, Kapaklı, Ergene. TÜİK'in verilerine baktığımızda çok ciddi göç alıyor. 36 bin civarında ortalama yıllık öte yandan bakıyorsun, göç geliyor. Daha çok tarımla ekmeğini kazanan ilçelerimize baktığında da mesela Ayrabolu göç veriyor. Bu bir risk. Çözüm burada ya. Anlattığınız şeyler aslında en direkt alakalı, ilintili şeyler. Aynen. Yani ben burada katılıyorum. Gerçekten öyle. Evet. TÜİK'in açıklamalarından bir tanesini bir örnek vereyim mesela. Tamam. Malkara'da şu anda süt hırcılığı yapan çiftçinin yaş ortalaması kaç biliyor musun? 54. Nerede gençlerimiz? Beyin göçü var. Gidiyorlar o zaman. İşte burada yerel yöneticilerin yaşadıkları toplumdaki insanların daha müreffeh yaşamaları için büyük şehre büyük iş düşüyor. Ha. Köyde 5 köyün, 6 köyün daha yolu yok. Yolu yapamamışlar. İnsanlar isyanda, belediye çözüm olamamış, vali çözüyor. Vali çözüyor. Bakın yol diyorum ya. Evet. En basit iş bu. Şimdi düşünsene de ben bir tane çoban alacağım köye. Çobanı evlendiremediğim için çobanlıktan vazgeçiyor. Niye evlendiremiyoruz? Şimdi herkesin akıllı telefon var. Çobanda da var. Çobanın potansiyel eşinde de var. Evet. Şimdi bayan kardeşimiz köye bir bakıyor, eve bir bakıyor, çobana bir bakıyor. Tamam seviyorum, evleneceğim diyecek ama ya peki burada sosyalleşemeyeceği bir yerde niçin yaşasın? O yüzden yerelde belediyeler atıyorum 5 köyü bir araya getirip onlar için bir market mi açar, sinema mı açar? Onların yollarını birbirleriyle çok iyi entegre eder. Düşünsene de ya Hayrabolu bugün kaç kilometre Hayrabolu? 52 kilometre, 40, evet. 50, 51 kilometre. 51 kilometre. Evet. Hayrabolu'na gidip gelmek zul ya. Ne yaptı AK Parti? Duble yol yapıyor şu anda. Kime nasip oldu? Bize nasip oldu. Kimler istedi? Herkes istedi. Yol yapalım. Ölüm yoluydu ya resmen. Korkuyorduk geçer gün gece. Evet, bugün yapılıyor. Biz vekil sayımız biraz daha fazla olsa
biraz daha fazla isteyeceğiz, talep edeceğiz. Biraz daha hızlı isteyeceğiz, talep edeceğiz. Peki sayımız biraz fazla olsun. Donanımlı vekilimiz olsun. Tekirdağlılar biraz sahip çıksın. Biz etinden, sütünden, suyundan, uyundan bir yararlandıralım. Biz bunu istiyoruz. Hayrabolu yolunun bittiğini düşünün. O hinterland, o yol üzerindeki insanların artık sosyal statüleri de artacak. Çünkü sosyalleşmek için rahatlar. Çabucak gidecek, gelecek. Bir de civarında işte araziler değerlenecek. Daha çok geliri elde edecek. Belediyeler, belki belediyeler sosyal donatılar kurulacak. Evet. Konaklama yerleri kurulacak filan. Evet. O çok geniş bir çerçeve. Evet, zamanımız da ya çok güzel geçti. Ben çok memnun kaldım. Yani böyle dolu dolu olunca hakikaten aslında çok kafamdan sorular da geçiyor ama bir gün ben davet ederim, biz ikimiz sohbet ederiz inşallah. Olur inşallah. İnşallah. Bizim de anlatacağımız çok şey var. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah razı olsun. Bana göre ben mesela 15 yıldır Tekirdağ'da ikamet eden biri olarak Tekirdağlıyım. İstanbulluyum ama Tekirdağ'ım. Değil, doyduğun yerden. Bu şehre ben de kendimce değer kattığıma inanıyorum. Evet. Dolayısıyla buradaki her güzel şey beni, çocuklarımı, ailemi mutlu eder. Ben olaya böyle bakıyorum. Evet. Şimdi zaman daraldı, hatta biraz da açtık ama olsun. Ben çok hoşnut oldum bu programda. Ben de memnun oldum. Dolayısıyla son sözlerini alalım Sayın Mesutan Özcan. Kısaca projelerinizden ciddi izleyenlerimiz de var. Sorular da geliyor ama biz onlarla şey yapmayalım. Mesela sevgili Bekir Kiremitçi yayınımızı izliyor. Selam yollayalım. Bekir Bey, çok selamlar. Başarılar diliyor sana. Evet. Teşekkür ederiz. Ya kısaca katılanları da onore edelim diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Arif Tekin'e selamlar. Bekir Bey'i söyledik. Can Allah Alıcılar bizi izliyor. Sevgili Alpan Güngör, selamlarımızı yolluyoruz. Mennan Başkanımız, çok severim kendisini. Mennan Yıldırım bizi izliyor. Mennan Bey'i severim. Evet, İstanbul'dan Ufuk Özlü arkadaşım izliyor. Selamlar. Evet. Ebu Bekir Tekbaş bizi izliyor. Ebu selamlar. Evet. Hikmet Güven abimiz bizi şehrin izliyor. Önemli isimlerinden bir tanesi. Evet. Değer üretiyor. Peynir elması. Evet. Yani bu bölgenin, bu yörenin en önemli ürünlerinden bir tanesi bu. Akademik çalışma da yapıyorlar şu anda. Ticaret ve Sanayi Odası da inşallah isim haklarını, coğrafi kullanım haklarını alıyor. Tekirdağ köftesi ve taktik peynir elması. Taktik verdin lan. Taktik vermemize gerek yok. Cevval bir kardeşimiz. O da çok işini bilen, düzgün bir arkadaşımız. Evet. Mutlaka örnek olmuşuzdur diye düşünüyorum. O zaman bir gün onu da konuk alalım. Tekbaş peynirci editoryal olarak anlatsın bunu. Ya tabii buranın bir örfü ananesidir. Sahip çıkmakta fayda var. Ben severim peynirci. Nasıl var? Evet. Sevgili ittifak ortaklarımızdan lokal olarak yani ilimizde Sabri Çınar Bey izliyor. Tabii Bey selamlar. Hikmet Güven Başkanı söylemiştim. Yeşim Canser hanımefendimiz izliyor. Yeşim arkadaşım da benim. Ebru Yağmur İksalalı iyi yayınlar demiş. Sağ ol Ebru'cum, teşekkür ediyorum. Cenk Ökmekler bizi izliyor. Yine kız kardeşim takipçim. Gönül Yalçın, sevgiler, selamlar. Selamlar buradan. Muhammed Güllüce kardeşim izliyor. Selamlarınızı gönderiyoruz. Muhammed kardeşimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu evet. Süreçte çok ben bir araya gelemiyorum yoğunuz ama şu son süreçte yaptığı resmen her türlü takdirin üzerinde bir kahramanlık gibi bir şey diyebiliriz. Çok çalıştın, evet. Aynen öyle. Neredeyse Tekirdağ'daki Süleyman Paşa'daki bütün bayrakları astığını duyuyorum şu anda. Sahip Allah razı olsun diyoruz. Bu insanlara sahip çıkmak. Ya şöyle. Bak aslında orada da o kanaldan da sorularım vardı ama zamanımız evet. Kalmadı. Olmazsa başka bir gün ele alacağız. Olur. Tuncay Saraylı Beyefendi var. Hastanede çalışıyor. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar. Allah razı olsun size. Tuncay Beyefendi. Ekrem Tufan bizim Altınova'dan tanısın belki, mis kahvaltı dünyası. Evet. O da tekrar. Hayırlı işler diliyorum. Serkan Alkan abimiz izliyor. Görkem Bilecen burada bizimle. Seçkin Çağla Özsoy hızlı ambulans sürücülerimizdendir. Allah kolaylık versin. Bizimle beraber. Turhan Bey bizimle beraber. Turhan Durukan iyi bir fotoğrafçı kardeşimizdir. Eyvallah, teşekkür ederim. Bülent Serin beyefendimiz. Benim hemşerim. Eksen Beton. Eksen Beton. Sezai Çetin Başkanım, öpüyorum seni. Selamlar Sezai abi. Özcan Doğan beyefendi özür dilerim bizi izliyor. Murat Ürkmez bizimle. Tunç Arsu Adnan abinin oğlu. Tunç selamlar yolluyorum. Eyvallah. Alparslan Peker bizimle. Burhan Aslan hocam bizimle. Sevgili selamlarımı yolluyorum. Biz de selam gönderiyoruz Burhan hocamıza. Evet. Allah Kadir Çebi başkanım bizimle. Büyük başkan. Başkanım büyük başkan selamlar. Allah razı olsun. Sahip çık bize büyük başkanım. Eyvallah bak. Abdullah Akpınar beyefendi bizi izliyor. Hakan Usta beyefendi, selamlar yolluyoruz. Selamlar. Mahmut Belli Türk bizimle.
Arzu Aden İçen hanımefendi bizimle. Recep Nişancı Başkanım, seni seviyorum. Selamlar. Allah razı olsun. Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun. Erfan... Emekleri var partimize. Evet. Alın teri, akıl teri sarf ettiler. Allah razı olsun. Eyvallah. Onlardan da. Sevgili Ertan Gence, meslektaşımız bizimle. Yahya Ertan Çeliktaş. Kardeşim de selamlar. Adnan abi de izliyormuş. Onun da yayını gördüm. İlker zaten burada. Betül Nur Buyuran. Betül Nur Buyuran hanımefendi bizimle. Sevgili Recep Baykara bizi izliyor. Ona da kucak dolusu selamlar. Hüseyin Başkanım bizimle. Hüseyin Uzunlar Başkan. Mihrican Baydar Bulut hanımefendi. Mesut Karaduman meslektaşım. Ya çok katılım çok teşekkür ediyorum. Hepsine ayrı ayrı Allah teşekkür ediyorum. Ecevit Sevin Başkan burada. Selamlarımı yolluyorum. Ecevit Başkanımıza selamlar. Evet. Saraya selamlar inşallah dostlarım. Suat Çetin kardeşim burada. Erhan Bey burada. Erhan Demiral. Turgay Ömrü Yalçın soydaşım Şarköy'den. Sayın Mustafa Yen'in danışmanlarından. Engin Tekin Bey hayırlı Ramazanlar ve iyi yayınlar selam söylemiş. Aleyküm selam Engin kardeşim. Evet. Arkadaşımız bizim. Murat Yıldız bizimle. Kadir Yenipazarlı. Sevgili Kadir abicim selamlar. Kadir. Moto Çarşı bu arada işini hakikaten çok böyle titiz yapan, layıkıyla yapan bir dostumuz. Onu Moto çok Çarşı. Seviyoruz. Buradan Yamaha, selamlarımı iletiyorum Kadir'e. Uğrayacağım yakında. Evet. Uysal Nefruşat burada. Faik Bey'e selamlarımızı iletiyoruz. Selamlar yolluyoruz. Bıyıklarının hayranıyım. Evet. Necmi Işıksal abimiz burada. Meslektaşımız evet. Necmi abi. Necmi abi selamlar. Selamlar. Sizi de bekliyoruz bir gün buraya. İnşallah. Ortak bir moderatör kuralım. Daha çok var. Ferhat Dinç bizi izliyor. Ozan Akagündüz, Mestan Özcan Vekilli'de Tekirdağ 4 diyor. Ferhat Dinç bizi izliyor. Ziver Zikri Demiral abimiz bizi izliyor. Gökhan Taşkiner bizi izliyor. Katılım çok. Evet. Kısaca kendilerini onura etmek istedim. Evet. Çünkü vakitlerini ayır bizi Allah razı olsun. Takdire şayan duruyorlar ki izliyor insanlar sağ olsunlar. Evet. Her daim bizimle beraberler sağ olsunlar. Şimdi son sözlerini almak istiyorum senin vakit daraldı. Dolayısıyla hakikaten eminim aklımda hemen yani böyle yazılı olarak değil de böyle en önemli bulduğum kendince projelerim. Yani seçilirsem arkadaş ben bu doğduğum şehre Şu eksiklikleri görüyorum ve bunları yapmak için uğraşacağım dediğiniz nedir? Şimdi önce sondan başlayalım. Tamam. Sonra da son cümlemizi tamamlayalım. Yayınımızı bitirelim o halde. Hı hı. Hani kentin kimliği ne olacak diye bir soru sorduk evet, kimlik. Da kimlik meselesi önemli. Burada biraz çalışma yapmak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Bir kere bu kentin evet bir tarım kenti, bir üniversite kenti olması, bir liman kenti. Hatta limanı öyle önemsiyorum ki şehrin belki de liman produktivitesi yükseldiği zaman şehrin tarihini limandan önce sonra diye ayıracağız gibi geliyor bana. Milat olacak diyorsun. Aynen. Çünkü limanla beraber liman birçok iş dalını outsource edecek burada. Onlar olsun. Bunlara sahip çıkalım. Tarım olsun, tarıma sahip çıkalım. Turizm olsun, turizme sahip çıkalım. Ama bunlar için kısa, orta ve uzun vadede stratejik hedefler koymamız lazım. Şimdi turizm gelişsin deyip bunu işte 41 kez söyleyerek turizmi geliştiremeyiz. Turizm gelişsin, turizm olsun, turist gelsin Sayın diyerek. Mustafa'yı da dile getirdim. Şöyle bir gerçek çıkıyor. Mesela bizim Tekirdağ'ımızda çok ciddi tarihi ve kültürel dokular var. Bunlar tanıtılmalı bence. Daha ön plana çıkaralım yerli turist açısından. Oraya gelmek istiyorum. Evet. Tekirdağ'da şu anda aşağıda bir cadde var. Bir de İstanbul'dan geliyor bir cadde, ikiye ayrılıyor. Bir çevre yolundan gidenler var, bir de sahilden gidenler var. Doğru. Ben buradaki esnaf arkadaşlarımıza şunu bir kere öneriyorum. Hı-hı. Mart, 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma programlarıyla alakalı. Start veriliyor, başlıyor. Bu anladım. Yoğunluk... Evet. Bütün İstanbul buradan Ege'ye akıyor, Çanakkale'ye akıyor, geçiyor. Siz esnaf olarak umduğunuz verim alabiliyor musunuz o geçişte? Tabii. Muazzam. Tabii. Bütün esnaf arkadaşlara tavsiyem. Bakın kafamızı kaldıralım. Bunun için yerelde projeler üretilmesi lazım. Yine tamam, yerel belediyeye tamam. Geliyor iş. Evet. Bu projeler ile buradaki esnaf insanlarımızın, esnaflarımızın tamamının iş imkanlarını, potansiyellerini arttırmakla ilgili. Çarşıda çalışsınlar. Devam etsinler. Ama burada elimizin altına kayıp giden bir akan bir turizm potansiyeli var. Bunlardan yararlanalım. Fakat sadece bu buradan gelip geçen insanlar bizim
turizm potansiyelimizi bir yere taşımaz. Turizmle ilgili karakterimizi ortaya çıkarmaz. Ya da turizmle ilgili itibarımızı yukarıya almaz. Tanıtım çok önemli. Hı. Pazarlama çok önemli. Turizmle ilgili bu kenti pazarlayacak akla sahip olmamız lazım. Yine yerel yöneticilere iş düşüyor. Temelde siz belediye olarak burayla ilgili turizm potansiyelini yukarı çıkarmakla ilgili, sekizden tanıtımıyla ilgili bir şeyler yapıyor olmanız lazım. Bunun yolları, yöntemleri var. İki örnek vereceğim. Bir tanesi, Trabzon şehrinde şu anda 36 adet 5 yıldızlı otel var. Ya yapılmış ya yapılmakta olan. Bir daha söylüyorum. Trabzon kenti bizimle beraber büyük şehir oldu. Şu anda Trabzon kentinde 36 yakın 5 yıldızlı otel açılmış, olduktan sonra açılmış ya da inşaatı devam ediyor. Hı. Trabzon şehrinin son 5-6 yıldan beri dünyanın finans merkezi haline gelmiş, Dubai Doha'da fuarlara katıldığını, turizm fuarlarına katıldığını duyuyorum. Oraya gittiğimde söylediler. Sadece Emit fuarına katılmakla İstanbul'da bu işin olmayacağını bilmemiz lazım. Uluslararası fuarlara katılmamız gerekir. Uluslararası fuarlar çok önemli olduğu gibi. Bizim nasıl TURSAB'ımız var, turizm birliklerimiz var. Dünyadaki gelişmiş medeni ülkelerin hepsinde bunlar var. Bunlara bir şekilde ulaşmamız gerekiyor. Orada yer almaları gerekiyor ki. Neden? Ben eşimle beraber Barcelona'ya gittim. Barcelona'da bize dediler ki Salvador Dali'nin memleketi var. Neydi? Figueres miydi? Ya da ona benzer. Verona. Verona diye bir şehir. Oraya yani hatırlayamadım şimdi ismini. Yani bu şehre giderken işte Verona diye bir kentten geçiyorsun ya da Figueres diye bir kentten geçiyorsun. Orada Figueres aslanı mı var? Verona aslanı mı ne var? Bir övdüler bize, dediler ki böyle bir aslan var, görmeden hiç geçmiyor. Aslan deyince ben de büyük bir aslan mı? Nedir bu falan diye düşünürken şehre girdik. Bir meydan yapmışlar, yüzlerce otobüs. Otobüslerden binlerce insan böyle yürüyor. Bir meydan var, meydana gidiyorsun. Buranın işte aslanı meşhur diyorlar, bir de ekmeği meşhur. Ya dedim ekmeğin neresi meşhur olur? Ekmek işte bu ya. Bunlar tarafı meşhur olsa ne olur yani? Evet. Öğrendik ki bir tane aslan heykeli var. Aslan heykelin poposunu öpen dilek diliyor, dileği oluyor. Eyvallah. Hikaye bu. Bu nedir dedim ya böyle. İnsanlar Facebook'ta bilmemleri canlı yayında aslana dokunacak, ölecek yani. Hikaye yazmışlar. Şehrin hikaye ihtiyacı var. Bu şehrin hikayelere ihtiyacı var. Bu hikayeleri o dediğimiz turizm ile ilgili birliklere, firmalara güzel güzel anlatmamız lazım. Bunun için ben turizmci değilim ama turizme hizmet ediyorum. Ben bu şehrin turizminin artmasını çok istiyorum. Evet. Dünyadaki herkese köfte satmak istiyorum. Bana bu imkanı tanımalı, bu ülke tanımalı. Evet. Ben müteşebbisim, girişimciyim. Bugün günde 12 bin, 13 bin kişiye ekmek yediriyorum. 13 bin kişi konuğumuz var her gün. Bunun sayısını 20 bin istiyorum, 50 bin istiyorum. Ama bunu kendim için sadece istemiyorum. Bütün esnaf arkadaşlarımın da bu işten nemalanmasını istiyorum. Evet, bu arada Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Başkanımız yayında izliyor. Buradan kendisine kucak dolusu selamlar ediyoruz. Başkanımıza ediyorum. Selamlarımızı yapıyoruz. Ramazan'ı tebrik ediyoruz. Bayramları da şimdi. Evet, yani konu konuyu açıyor Sayın Özcan. Yani önüm açılsın diyorsun. Bunu mecazi anlamda söylüyorum. Diğer iştirakçılar ya da yatırımcı, esnaf şu bu. Böyle bir taktik, bir hikaye, bir efsane yapalım. Ben size geçen takılsın, burada ben kalsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi 2,5 yıldır AK Parti il teşkilatlarında görevliyim. Bütün ilçelerde geziyorum. O kadar çok müthiş insanlarımız var, bir potansiyel. Ya bunların ellerinden tutalım ya, birileri bunlara bir hamle yapsın. Bunun siyasetle de alakası yok. Ya siyasetle alakası yani yok. Yani politika var. Demiyorum bak. Siyasetle var, de alakası var. Yok. Ya siyaset bunlara sahip çıkacak. Kim siyasetten bugün burada kim güçlü, yerelde kim varsa o sahip çıkacak. Vatandaşa sadece vatandaş gözüyle, oy potansiyeli gözüyle bakmak değil, değer üreten, alın tere harcayan esnafa, tacire, tüccara, iş adamına bunlara sahip çıkacak, bunlara yol açacak. Bunların yolunu kolaylaştıracak şekilde sahip çıkılırsa bu şehir güzel olur. Ya şehrin içindekileri marka yaparsanız şehir marka olacaklar. Evet. Böyle bir bakmak lazım. O taraftan bakmak lazım diye düşünüyorum. Seçilirseniz göreceğiz. Biz de fikri takip yapacağız. Yani
Mestan Özcan programımıza gelmişti. Mestan Özcan'ın en büyük avantajı ne biliyor musun? Bütün aday adaylarına baksınlar. Esnafım ben. Yerim orada, yurdum orada, şeklim orada, şemalim orada. Arayan bulur diyorsun. Arayan bulur. Temas etmesi bu kadar kolay, ulaşması bu kadar rahat, evet. Konuşması, anlatması bu kadar kolay bir adamım. Yani o biraz özgüven oradan geliyor. Tabii. Anladım. Evet, sözlerini al. Bayağı sarkıttık programı. Son sözümü şöyle toparlayayım. Sizi değerli izleyenlerimize baş başa değerli vatandaşlarım, değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlar, değerli hemşehriler, değerli dostlar. Çok yakında 24 Haziran'da güzel bir seçime giriyorum. Bu seçimde iki şeyi oylayacaksınız aslında. Ya güçlü bir Türkiye, güçlü bir devlet, güçlü bir hükümet ve güçlü bir parlamentoyu oylayacaksınız. Ya da tepkiselliği, duygusallığı, ya ideolojik karşıtlığı, karşıtlığa teslim olmuş bir belirsizliği oylayacaksınız. Benim son sözüm, ilk şıkkı oylamanızla ilgili inşallah niyetim, düşüncem de budur. Daha güçlü bir ülke istiyorsanız, daha güçlü bir meclis ve daha güçlü bir parlamento istiyorsanız inşallah AK Parti'ye sahip çıkacaksınız. Ben de son olarak vatandaşlarımdan şunu istirham ediyorum. Lütfen. Ben esnafım. Esnaf kardeşinize sahip çıkın. Teşekkür ederim. Evet, değerli Ajans Tekirdağ TV ve takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Mestan Özcan'a gerçekten çok lezzetli olduğuna inandığım bir söyleşi yaptık. Dediğiniz gibi bu bir tartışma programı değil. Öyle olsaydı formatını farklı hazırlardım. Ki bu konuda yeterli tecrübeye sahibim. Evet. Ancak bu program adaylarımızın talepleri üzerine kendilerine bu ekranları açıyoruz. Ve Tekirdağlılar, hatta tüm Türkiye'de izlenebiliyoruz. Çünkü sonuçta artık teknoloji dünyasında yaşıyoruz. İsteyen istediği yerden, işte mesela İstanbul'dan selam yollayan oldu. Farklı illerden yollayan oldu. Bu da bunun kanıtıdır. Katılım güzel oldu. Sorular faydalı oldu. Bu yayın tekrarı da olacak. Yani yayınımızı sona erdirdikten sonra da bunu Ajans Tekirdağ Haber grubundan izleyebilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. İlettiğiniz soruları Sayın Mesler Hocam tekrar görecektir. Ona bildirim gidecek çünkü. Böyle de bir etkileşim yaratarak çok daha faydalı olacağımıza inanıyoruz. Bugünkü konuğumuz Tekirdağ'ın öz evladı. Köfteciler kırıl diyorum ben ona kendi aramızda. Sayın Mestan Özcan, yani AK Parti Tekirdağ 4. sıra milletvekili adayı. Yolu açık olsun, bahtı açık olsun. Çok Amin. Mücadele verdi, buna ben şahidim. Amin. İnşallah umduğunu bulur. Başarılar diliyoruz. Hepinize selam ve sevgilerimizi yolluyorum buradan. Bir sonraki yayınımızda birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Şanlı bir ecdat, tarih bizsiz yazılmıyor. Durmadık biz hiç, hep yola devam. Hizmet aşkı hiç bitmiyor. Yerlisiyle, millisiyle, vatan millet ele. Yedi düvel gelse de, büyük cumhur seninle. Varmak için menzile, kalktı şaha Türkiye. Biz özünden tanırız Eroğlu Erdoğan'ı.